Çok değerli bakan arkadaşlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım. Biraz önce bakanımızı herkes duydu. Dolayısıyla fındık bu fiyatın aşağısına inmeyecek. Kesinlikle serbest piyasada da 10 liranın altına, Giresun kalite için söylüyorum, 10,5 liranın altına kesinlikle satmayın serbest piyasada. Getirin, Fritzko Toprak Mahsulleri ofisine teslim edin. En ufak bir sıkıntı olursa biz zaten günlük olarak takip ediyoruz. Bakanlığımız takip ediyor, Gümrük Ticaret Bakanlığımız takip ediyor ve biz takip ediyoruz. En ufak bir sıkıntı olduğunda da müdahalemizi yapıyoruz ve gereken katkıyı bu şekilde sağlıyoruz. Özellikle bugüne kadar fındık üreticisine verilen bu desteklerden dolayı bir Giresun milletvekili olarak, bölge milletvekili olarak hükümetimize ve bu politikaların yürütücüsü olan Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımıza, bakanımıza, Gümrük Ticaret Bakanımıza ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Elbette bütün bu talimatlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bunların hayata geçirilmesi sağlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da piyasada olan biteni inanın bakın günlük olarak takip ediyor. Her gün takip ediyor. Üreticinin amaç nedir? Üreticinin kesinlikle spekülatörlerin elinde zarar görmemesidir. Yani sadece biz takip etmiyoruz. En üst seviyede de Cumhurbaşkanımız olan biten her şeyi günlük olarak takip ediyor. Bu açıdan da herkes müsterih olabilir. Değerli kardeşlerim, biraz önce söylediğim gibi bakın bugün biz bir ara fındığın fiyatının acaba 1 dolara çıkartılmasını sağlayabilir miyiz tartışmaları yapıyorduk. 2000'li yılların başında bütün fındık üretim alanlarında acaba fındığın fiyatını 1 dolara fixleyebilir miyiz tartışmaları yapılıyordu. Bugün 3 dolar en düşük fiyat. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilan ettiği fiyat en düşük fiyat, taban fiyat. Bakın bu da çok önemli. En üst fiyat değil. Piyasa şartlarında fiyat yukarı giderse sorun yok. O yüksek fiyattan el değiştirecek. Bu en az fiyat, en düşük fiyat, taban fiyat. Daha da aşağıya gitmesini engellemek için bu uygulama yapıyoruz. Dolayısıyla inşallah bu şekilde bundan sonra da bu politikamız devam edecek. Her zaman söyledik, üreticiyi bugüne kadar ezdirmedik, fındık üreticisini hiç kimseye, içerideki spekülatörlere de ezdirmedik, dışarıda başka şekilde oyun oynamak isteyenlere de ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz Allah'ın izniyle. En az bu fiyattan bundan sonra da devam edecek. Bu fiyat alt sınırdır bundan sonra, bakın ilan ediyorum. Bu fiyat, bugün Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilan ettiği fiyat, bundan sonraki yıllar içinde, tabi üzerine enflasyon kadar bir fark olarak taban fiyattır. Bunun altına düşmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.